Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr Hör gücü varsa, boynu eğri ise, deveye benziyorsa, devedir. Galiba an patladı. Pislik artık saklanamıyor. Herkesin üzerine doğru akmaya başladı. Atilla Kart konuştu. Bu Kemal Kılıçdaroğlu acaba dış güçlerin AK Parti'yi iktidarda tutmak için CHP'nin başına geçirdiği biri mi? Komplo teorisinin doğruluğunu kanıtlamak istercesine 2017 anayasa referandumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oylar da geçerlidir şeklindeki yasaya aykırı tavrını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürme girişiminin Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından engellendiğini açıkladı. Şimdi bunu Kılıçdaroğlu'na sorsan götürmedik çünkü kazansak bile Türkiye'de bu kararı uygulatamazdık. Boşuna enerji sarf etmek istemedik. Türkiye'yi şikayet eden olmak istemedik diyecektir. Daha önce Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmemesiyle ilgili de aynı şeyi söylemişti. Kimileri bu çaresiz tavrını güç ve otorite karşısında boyun eğmeye alışmış ezik bir bürokrat olmasına bağlıyordu. Atilla Kart'ın iması olayı başka boyuta taşıyor. Sadece Atilla Kart değil, Onursal adı güzel de konuştu. Aday belirleme sürecinde yapılan tüm anketlerin Kılıçdaroğlu'nu geride gösterdiğini, seçim sonucunun sürpriz olmadığını açıkladı. Şaşırdık mı? Ben şaşırmadım. Seçimden bir yıl öncesinden başlayarak aday belirleninceye kadar muhalefetin çıkarabileceği tüm adaylar içinde kazanma şansı en düşük adayın Kılıçdaroğlu olduğunu yazdım sürekli. Hani bazıları diyor ya seçimden önce niye yazmadınız diye. Bakın 2022 Mayıs'ında ne yazdım. Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Hatta parti teşkilatı da Kemal Bey'in adaylığını isteyebilir. Peki halk ister mi? İyi partililerin kaçta kaçı ister? Saadetlerin kaçta kaçı ister? Demokratların, devalıların, geleceklilerin kaçta kaçı? Bırakın onları bir kenara. Mecburen oy verecek bile olsa CHP'lilerin kaçta kaçı ister Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmeyi? CHP'nin tamamı istese biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce'nin 3 üstüdür. Bilemedin 5 üstüdür. Konunun da öyle alevilikle sünnilikle alakası yoktur. Ak Parti çok yıpranmış olabilir. Ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir. Ama olmaz. Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. İstanbul mitingine 2 milyon kişi toplasanız da fark etmez. Yapılması gereken şey aday belirlemeden önce çok geniş ve güvenilir bir anket yapmak ve onun sonucuna göre adayı elbette Cumhuriyetin kurucu ilkelerine de bağlı kalarak belirlemektir. Ama şunu çok açık söyleyebilirim. Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız. Bu fikirlerimi 2022 sonunda tekrarladım. Ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu hoşuna gitmeyen ya da belki planını bozan doğruları söylediğim için bana saldırdı. Gizli AKP'li olduğumu, Alo Holding'in adamı olduğumu söyledi utanıp sıkılmadan. Tuncay Özkan'ı aradım bana mı dedi diye sordum. Yok Fatih'im ne alakası var dedi. Ama Habertürk'ün tepe yönetimine tabii ki Altaylı'yı kastediyoruz dediğini de biliyorum. Şimdi ne oldu? Taşlar dökülmeye, gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Artık görüyoruz kimmiş gizli AKP'li, kimmiş holdinglerin adamı. Ve hala o koltukta oturuyor. CHP'nin hala kazanma şansı olan birkaç adamını yok etmeye, itibarsızlaştırmaya, seçimin hemen ardından söylediğimiz gibi büyük kentleri de AK Parti'ye vermek için çalışarak, CHP'yi CHP olmaktan çıkardığı ve 13 yıldır AK Parti'nin fırınına odun taşıdığı artık aşikar. Kimilerinin iddia ettiği gibi bunu bilerek mi yapıyor bilemem ama bildiğim bir şey var. Bir şey deveye benziyorsa devedir. Anlamadığım her şey kabak gibi ortadayken samimi sosyal demokrat olduğunu zannettiğim bazı isimlerin niye hala onun yanında durduğu? Yoksa tezgah zannettiğimizden daha mı büyük? Arap PKK'sı ya da HAA sizce ne zaman kurulur? Giderek önüne gelen Arap'ın aşağıladığı, gelmişine geçmişine sövdüğü, ulusal değerlerine değil hakaret, bildiğin küfrettiği bir ülke haline geldik attıkları zaman yerlilik ve millilik mangalında kül bırakmayan çakma yeniçeriler, milliyetimize söven Arap olunca civelek taburu mensubuna dönüyorlar. Kuvvetli bir pisik Atatürk'e sövüyor. Ne iktidardan ne çakma muhalefetten hatta Atatürk'ün partisini işgal edip ele geçirenlerden bile gık çıkıyor. Neredeyse biz söylemiyorduk sen söyledin ağzına sağlık diyecekler. Türkiye'ye sığınmış bir Suriyeli kadın gitmiş çocuğunu Türk okuluna yazdırmış. Okulun ilk günü İstiklal Marşı'mız okunuyor. Suriyeli sığıntı kendisine kucak açmış ülkenin maaşı için bugünün en utanç verici duygusu çocuklarımızın bize ait olmayan bir milli maaşı zorla söyletilmesidir diyor. Bunu bir HDP'li söylese yeri yerinden oynatacak olanlar söyleyen Arap olunca çıt demiyor. Civelek taburu mensubu olmaya devam ediyorlar bu hakareti, bu aşağılamaları ve en kötüsü bunun yaratacağı tehlikeyi görmezden, duymazdan gelenler, batıya hoş görünmek, 3-5 dolar, 3-5 avro daha karşılığında onları göç akınından koruduğunu göstermek için 5 milyon sığınmacıyı beslemeye devam edeceğiz diye açıklama yapıyor. Bu gidişin nereye doğru olduğunu görmemek için kör olmak gerek bir, bilemedin bir buçuk nesil sonra Türkiye'ye düşman olacak, Türkiye'yi karıştıracak, Türkiye'yi bir Arap PKK'sı, bir Hizb al Amal al Arabi olarak bölmeye çalışacak olanları içimizde besliyoruz. Cidden merak ediyorum. Türkiye'yi nereye götürdüğünüzün farkında mısınız? Bilerek mi oluyor tüm bunlar yoksa şuursuzluktan mı? Ne zaman insan oluruz? Kötülüğü bilerek yapmakla bilmeden yapmak arasında sonuç bakımından bir fark olmadığını anladığımız zaman. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.